ile kura işlemi. Burada bir güya sözle kura çekiliyor. Ama daha sonra geniş herkes sosyal medyadan bunu izlesin. Herkes bu kepazeliği görsün. Herkes devletin nasıl pervasızca yönetildiğini bilsin istiyorum. Bunu şunun için istiyorum. Bu kura da bu kurayı çeken zat sandıktan, torbadan bir numara alıyor. Şuradaki listeye bakıyor. Arkadaki listeye bakıyor. Ki bu liste muhtemelen AK Parti teşkilatlarının verdiği listedir. Bu listede bu numara varsa okuyor. Yoksa çaktırmadan sandığa geri atıyor. Bu bir suçüstüdür. Bu bir edepsizliğin, bu bir ahlaksızlığın, bu bir kul hakkı yemenin suçüstü halidir. Buna göz yumanlar bu edepsizliği, ahlaksızlığı yapandan daha büyük ahlaksızdır, daha büyük edepsizdir. 84 milyondan rica ediyorum. Türkiye'de devletin ne hale geldiğini görmek istiyorsanız Çaykur kurası videosunu sosyal medyadan Allah aşkına izleyin. AK Parti'ye oy verenlere de sesleniyorum. Mübarek aydayız. Ve AK Parti'nin ülkeyi, toplumu, milleti ne hale düşürdüğünü bizim söz etmemize, laf etmemize gerek yok. Bu videoyu izleyerek mensubu bulunduğunuz, oy verdiğiniz, desteklediğiniz partinin içine düştüğü bu hali lütfen görün. Değerli arkadaşlar, kapatalım. Bu basit alelade bir durum değil. Burada basit bir partizanlık yok. Orta yerdeki sandıktan başvuranlara verilmiş numaralara göre bir kura çekiliyor. Şuraya bakılıyor. Orada bir gizli liste var. Numaralar var. Mesela 155 çekiyor. Bakıyor orada var. Oh diyor ki 9. asil aday. Bir tane çekiyor. 286 bakıyor. Orada yok. Sandığa geri atıyor. Ya bu nedir ya? Bu ahlaksızlıktır ya. Bunun başka bir şeyi olamaz. Yani bu işi yapan adam Allah bilir bir de oruç tutuyordur ya. Allah bilir bir de oruç tutuyordur ya. Bunu kabul etmek falan mümkün değil. Bu devletin ne hale getirildiğinin, devlette adaletin, ehliyetin, liyakatın nasıl bitirildiğinin çok bariz, çok somut bir örneğidir. Vahim bir örnektir, acı bir örnektir. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis grubunda kürsüde 21 soru sordu. Mesela dedi ki Milli Güvenlik Kurulu kararına rağmen FETÖ'cüler devletin kılcal damarlarına yerleştirildi mi? Sordu. Dedi ki FETÖ'nün hükümetin yetkilerini aşan talepleri nasıl karşılandı? Sordu. Dedi ki FETÖ'cüler sadece Yargıtay ve Danıştay'a mı topluca yerleştirdiler? Sordu. Dedi ki iddianamede geçen siyasi otorite kimdir? FETÖ iddianamesi de var çünkü. Sordu. FETÖ ne zaman kendine devletin tek hakim olarak görmeye başladı? Sordu. FETÖ'cü olmak devlette post kapmanın en önemli unsuru mu oldu diye sordu. Velhasıl böyle 21 tane soru sordu. Bütün bu soruları 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp darbe girişimini engellemek için hayatını veren 252 şehidimiz için soruyoruz diye de 21 soruyu tamamladı. Sonra parti bu 21 soruyu şöyle bir kitapçık haline getirdi. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı diye ve bunu teşkilatlarımıza yolladı. Tekrar ediyorum. Biz bu 21 soruyu darbe gecesi sokağa çıkıp şehit olan 252 aziz şehidimizin hatrına, onların hukukuna saygının gereği olarak sorduk. Dün söylemiştim. Makamı kendi mülkü zannedenler yargının gırtlağına çöker. Ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağından sebep, sorularından sebep Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere
8 Merkez Yönetim Kurulu üyemizle ilgili fezleke geldi. Ey savcı, ey hukuk bilmez, adab bilmez savcı, sen bilmez misin anayasada açık hüküm var. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iddia ve ifade ettiği hususlar için soruşturma açılamaz. Yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Sen bilmez misin? Ey meclis başkanı, sen anayasanın bu açık hükmü var iken tıpkı geçmişte Hüsamettin Cindor'un yaptığı gibi bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri, bu paçavraları elinin tersiyle savcıya göndermekten aciz misin? Sayın Kılıçdaroğlu İzmir milletvekilidir. Bu sıfatla grup toplantısında iddia ettiği, ortaya attığı düşüncelerden sorumlu tutulamaz. Açık hüküm var. Ama heyhat, söyledim. Makamı kendi mülkü zannedenler önce yargının gırtlağına çökerler. Yargıyı kendilerine kapı kulu yaparlar. Ve bu 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığı ile ilgili Sayın Genel Başkanımıza ve milletvekillerimize, yöneticilerimize fezleke yazılması sarayın yargının gırtlağına çökmesinin bir sonucudur. Yargıya seslenmek istiyorum. Korkmayın. Hukukun ipine sarılın. Sarayın ipini bırakın. Sarayın karşısında ceketinizi iliklemeyin. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sesleniyorum. Her kademedeki yöneticimize sesleniyorum. Sakın ola ki bunlardan korkmayın. Bu fezlekeler bizi yıldıramaz. İl ilçe binalarımıza dayanan vinçler, dayanan tomalar bizi yıldıramaz. Cumhuriyet Halk Partisi tek adam rejiminin bütün ucubeliklerini, bütün garabetini, bütün haksız, hukuksuz işlerini, bütün yağma ve talanını her bir üyemiz gündeme getirmeye, konuşmaya, 128 milyar nerede demeye, demokrasiye darbe yapma demeye, yetim hakkı yeme demeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Beyefendinin sağlığı her şeyden önemli. Elbet önemli. Bir cumhurbaşkanının sağlığı önemli. Can güvenliği de önemli. Arkadaş, geçen hafta yağmur yağdı. Geçen hafta yağmur yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na su aktı. Çatı delik. Meclisin Genel Kurulu'na yağmur düştü. Ben 19 yıldır buradayım, bu ilk defa oldu. Allah var, bak danışman burada. Bir iki önce demiştim ki bu meclisin çatısı yakında kevgir gibi su alır demiştim. Niye dedim biliyor musunuz? Beyefendi ne zaman meclise gelecek ya da gelmeyi düşünüyor olsa meclisin çatısında rambolar, bizim özel polis timleri, özel kuvvetler ellerinde kocaman makineli tüfeklerle çatıda cirit atıyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korunmaya, böyle abartılı bir koruma tedbirine ihtiyaç duyuyorsa vah ki vah. Erdoğan, biz seni koruruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 110 araç, 2 helikopterle gelme. Meclisin çatısını kevgire çevirme. Özel kuvvetlerin biri geçip biri gidiyor. Ben ikinci kattayım, görüyorum odamdan. Cumhurbaşkanını koruyacağız. Cumhurbaşkanını koruma konusunda maksimum tedbir alacağız diye meclisin çatısını da delen bir yürütmeyle karşı karşıyayız. FETÖ'cüler bombalamıştı meclisin çatısını. Şimdi de Erdoğan'ın korumaları meclisin çatısını kevgire çevirdi. Saray kıymetli kendine göre. Cumhurbaşkanının can güvenliği ve elbet sağlığı önemli. Arkadaş, saray personelinin sözcüsünden bahçıvanına, aşçısına, katibine, şoförüne kadar tamamı aşılandı. Tamamına her gün iki defa test yapılıyor. PCR testi. Beyefendinin sağlığı önemli ya. E peki sormazlar mı? Seni de bir öğretmen yetiştirdi. 27 mi?
öğretmen kaybımız, 27 öğretmenimiz Covid'den öldü. Erdoğan. Ya bir an için sana okumayı yazmayı öğreten ilkokul öğretmenini aklına hatırına getir de ya şu öğretmenlere aşının bir çaresini, bu çaresini bulalım de. Caka satacağım diye Libya'ya 150 bin doz aşı gönderiyorsun. Ama öğretmen ya, anneden babadan sonra bize en mühim, en yakın unsur öğretmenlerimiz yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Vatandaş aşı kuyruğunda, vatandaş yatak ve yoğun bakım kuyruğunda ama saray personelinin ne aşı derdi var ne de test derdi var. Gidin şimdi Etlik dış kapı hastanelerine ya da bu numunenin olduğu eski ne vardı orada? Cebeci Hastanesi'ne gidin. Kuyruk göreceksiniz. Ne kuyruğu? Aşı kuyruğu. Test kuyruğu. Ama sarayda günde iki defa otomatik aşılanıyorsunuz. Bu da devletin ne hale geldiğinin yeni ve garip bir göstergesi. Erdoğan bir şiir okudu. Mağdur edebiyatı yaptı. Demokrasi kahramanı kesildi. Şimdi 128 milyar nerede diyen muhaliflere vinçle, tomayla saldırıyor. Erdoğan'a seçimlerin temel hükümleri ve seçme kütükleri hakkındaki kanunun 60. maddesini hatırlatıyorum. Valilere çökme, savcılara çökme. Bu kanunun 60. maddesine göre bütün il ve ilçe başkanlarımız bu pankartı asabilir. Nokta. Ama bu ucubelik ve gariplik bitmiyor. Burası neresi? Karaman valisi bir genelge yayınlıyor. 128 milyar pankartından sonra. Her şeyi yasaklıyor. Her şeyi yasaklıyor. Afiş asmak, gösteri yapmak, bildiri dağıtmak suç. Demokrasi nerede? Lafa geldim burada demokrasi kahramanlığı yapıyorlar. Vali saraydan azar yemeyeyim diyor. Amasya'da daha vahim bir durum var değerli arkadaşlar. Emniyet savcıya gidiyor. CHP ilçe başkanlıklarında, il binasında 128 milyar dolar nerede pankartı var? Savcı uzun uzun okumayayım. Neticede diyor ki bir suç tespit edilemediğinden bir işleme gerek yok diyor savcı. Namuslu savcılar da var ha, yok değil. Hemen emniyet valiye bu sefer başvuruyor. Biz bunları indireceğiz, savcı bir engel görmedi durmasında. Vali bu sefer derhal harekete geçiyor. Amasya valisi Karaman valisinden aşağı kalır mı? Bir emirle bunlar yapılıyor. O valiler unutmasın. O valiler bugün saraya çok bel bağlamış görülüyorlar. Ben o valilerin yerinde olsam devlete bel bağlarım. Devlete ve adalete bel bağlarım. Hukuka bel bağlarım. Yarın bu yaptıklarının, bu usulsüz işlemlerin tümünün hesabını vereceklerini bence arada bir hatırlasınlar. Sel gider kum kalır, devlet baki kalır. Devleti ila nihayet Erdoğan yönetecek değil. Şunun şurasında benim tahminime göre bir yıl sonra devleti Erdoğan yönetiyor olmayacak. İnşallah. Şimdi buradan yandaş medya hemen bir darbe çıkarımı yapabilir. Bir yıl içinde bir seçim olur inşallah. Devlet del değiştirecek. O valileri bu yaptıklarından utanacak, yüzleri kızaracak. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle dün bilim kuruluna bir çağrı yapmıştım. Bu çağrıma henüz bir cevap alamadım. Çağrıma cevap Cumhurbaşkanı'ndan şöyle geldi. Cumhurbaşkanı dedi ki, bilim kurulu ne derse onu yaptık. Ne önerdiyse onu yaptık. Şimdi ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle olduğunu düşünmediğim için tekrar soruyorum. Geçtiğimiz pazartesi günü toplanan bilim kurulundan çıkan tavsiye, görüş ve öneriler salı günü toplanan hükümetten de bakan kabineden de aynen çıktı mı kardeşim? Yani bir tane bilim kurulu üyesi arkadaş bizim önerilerimiz bunlar değildi ya da evet kardeşim biz tam da bunları önerdik hükümete niye demez? Bunu demezse bilim kurulu şu hale düşecek. Biz şimdi diyoruz ki bu Covid'le mücadelesizlikte, beceriksizlikte ölümlerin, yoğun bakımların,
Bütün maddi kayıpların, manevi kayıpların sorumlusu 84 milyon değildir, Erdoğan'dır diyoruz. Erdoğan da yarın diyecek ki ben değilim, bilim kurulu diyecek. Yani bilim kurulunda tekrar sesleniyorum. Erdoğan'ın vebalinin bedelini bilim kurulu ödemek istiyorsa buyurun bildiği gibi çalışmalarına devam etsin. Buyurun sessizliğini bozmasın. Ama Erdoğan'ın vebalinin bedelini ödemek istemiyorlar ise bilim kurulundan bir tane bilim adamı çıksın, bilim insanı çıksın, desin ki biz tam da bunları önerdik. Ya da desin ki hayır, biz bunları değil şunları önerdik desin. Erdoğan 84 milyonun hayatıyla, sağlığıyla kumar oynuyor. Bana göre bir de ortaya atıyorum. Bilim kurulu da bunu seyrediyor. Şimdi bilim kurulundan bu akşam bir cevap bekliyorum. Ben erdemli adamım, özür dilemesini de bilirim. Bilim kurulu derse ki hayır, Erdoğan'ın alınan önlemler bizim de istediğimiz önlemler. Tam da bizim istediklerimiz buydu. Ben kusura bakmayın derim. Ama aksi takdirde şunu diyorum. Erdoğan 84 milyonun sağlığıyla kumar oynuyor. Bilim kurulu buna seyirci kalıyor. Tıpkı lebalep kongrelerde kaldığı gibi. Değerli arkadaşlar, 62.700 vaka dün. 279 vefat sadece dün. Biz koskoca Kıbrıs Barış Harekatı'nda 2 günde bu kadar kayıp vermedik. Toplamda 400 küsür kayıp verdik. Kıbrıs Barış Harekatı'nda. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Yani hepimizin, herkesin, meclisin endişe etmesi gereken, paniğe kapılmadan alınması gereken, bütün tedbirleri alması gereken bir haldeyken hale bak. Ve bu hal içinde bir ayıp da gençlere yapıldı. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'nin okumuş ya da okuyamamış bütün gençleri kalitelidir. Bu aziz milletin öz ve has evlatlarıdır. Beyefendi her 3 gençten birini işsiz bıraktı. Yanlış kötü ekonomik politikalarla faturayı da şimdi hadsiz bir şekilde, aşağılayıcı bir şekilde, ayıp bir şekilde gençlere kesti. Pişkinliğin bu kadarına pes denir. Bizim gençlerimiz Avrupa ülkelerinin kapıştığı, özel davet gönderdiği gençler. Türkiye'de yaşayan maalesef 172'si de başka ülkelerde fırsat bulursam yaşarım der hale gelmiş. Beyefendi diyor ki Türk gençliğinin kalite ve kalifikasyonda sınıfta kaldığını da söylemek zorundayım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kongrelerde Rabia gençler diye esip gürlüyordu. Şimdi gençleri içine düşürdüğü bu ekonomik buhranın faturasını da gençlere kesecek kadar pişkin bir Erdoğan'la da karşı karşıyayız. Erdoğan, gençlerimizin kalite ve kalifikasyon sorunu yok. Senin beceriksizlik sorunun var. Biraz önce gösterdiğim gibi Çaykur'daki kurada olduğu gibi senin hile yapmak, adil davranmamak gibi bir sorunun var. Burada tabii gençlere bakış. Niye böyle derseniz, Boğaziçi'nde demokratik hakkını kullanan gençlere terörist diyen, Erdoğan'dan şikayetçi olan, muzdarip olan, Erdoğan'a itiraz eden herkesi terörist diyen bir kafanın gençleri ekonomideki beceriksizliklerle devleti yağmalayıp talan ederek, bütçeyi, hazineyi, Merkez Bankası'nı tam takır ederek gençleri işsiz bırakan bir kafanın şimdi mazereti maalesef gençlerimizin kalite ve kalifikasyon sorunu var. Bu konuda sınıfta kaldı Türk gençliği demesidir. Ben eminim Türk gençliği ilk sandıkta sınıfta kalmadığını Erdoğan'ı sınıfta bırakarak gösterecektir. Ama
bir garabeti söylemem lazım. Bu ülkenin ilk cumhurbaşkanı, kurucu cumhurbaşkanı, kurtarıcı cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bu cumhurbaşkanı da gençleri niteliksizlikle, kalitesizlikle itham etti. Aradaki farkı Türk gençliği ve Türk milleti herhalde gözden kaçırmayacaktır. Birisi cumhuriyeti gençlere emanet ediyor, gururla, güvenle, kıvançla, onurla. Birisi gençlerin kalite sorunu var diyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Değerli arkadaşlar, tabii şu var. AK Parti kartvizitli olan gençlerin kalite sorunu yok. Diplomanın, okulun, lisansın, yüksek lisansın, master'ın, doktoranın bir önemi yok. Önemli olan AK Parti kartviziti varsa genç kaliteli, genç vatansever, genç iyi yetişmiş, kinine ve dinini unutmayan genç. Hayır, AK Parti kartviziti yoksa, biraz da ülkeyi yönetilmiyor diyorsa kalitesiz ve terörist. Yazıklar olsun Erdoğan sana. Bu konuda bence gençlerden bir an önce özür dilemelisin. Değerli arkadaşlar, şimdi yeni bir dönem başladı. Türkiye şu hale geldi. Bayrakla patates karşılayan, törenle patates taşıyan, bayrakla patates taşıyan, törenle patates karşılayan bir tabloyu Türkiye yaşıyor. Patatesler yola çıkmış, tırların önünde Türk bayrağı. Tırların önünde Türk bayrağı. Bayrakla eskiden hacı karşılardık, hacı. Şimdi patates karşılıyoruz. Ve bu saygıdeğer hanımefendi İstanbul Vali Yardımcısı. Konvoy karşılıyor. Bayrakla patatesi taşıyoruz. Vali yardımcısı da patates konvoyunu karşılama töreninde kürsüler kurulmuş. Şu Türkiye'nin geldiği hale bak. Tabii sarayda da yeni alınan 3 tane Mercedes, lüks Mercedes karşılanıyor bugünlerde. Bir yerde vali yardımcısı patates karşılıyor, saray Mercedes karşılıyor. Kaymakam da patates dağıtırken poz veriyor. Poz. Bu da ülkenin Erdoğan tarafından nereye evriltildiğinin acı vahim bir sonucu. Dünyanın hiçbir ülkesinde bayrakla patates taşınmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde törenle patates karşılanmaz. Bu bir Türkiye'de olur. Türkiye'de. Niye? Kafa şu. Millete soğan patates, saraya Mercedes kafası hakim. Mercedes'in en iyisi, dünyadaki en iyisi. Ortalaması değil. Tanesi 17 milyon olanı lazım. Vatandaşa patates yeder. Patatesi de köylüden almıyorlar ha. Patatesi tüccardan alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani direkt köylüden patates alan da yok. Şu hale bakalım. Şimdi Türkiye'de şöyle bir tablo var. Millet patates görünce akla Mercedes geliyor. Mercedes görünce de akla patates geliyor. Bundan bu ülke yönetinin biraz utanması gerekmez mi? Gerekir. Ama yok. Utanmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, Erdoğan'a geçen ay burada demiştim ki, arkadaş şu saraydan çık, eskiden sen Keçiören'de oturuyor idin, git oradan bir manzaraya bak, git oradaki bir tabloyu, vatandaşın halini gör demiştim. Bu sonra gitmedi bir süre, yine beni dinlemedi, Keçiören'e gitmedi ama Mamak'a gitmiş, Mamak'a gitmiş. Bir fakirhaneyi, bir garibanın, ailenin evine gitmiş. Gitmiş ama o manzara hem herkese sosyal mesafe, millete, birbirinize, annenize, babanıza iftara gitmeyin diyen hükümetin o garibanın evine gitmesi de ayrıca tartışılır ama şimdi çok merak ediyorum. Bu yoksulluğu paylaşmak değil. Bu keşke yoksulluğu paylaşmak olsa. Erdoğan tabanı kaybettikçe 2022'deki pozlara geri dönüyor.
2020 garip kurabanın, fakir fukaranın dostu böyle olunmaz. Sen burada fakirin evinde, sofralar da ayrı ayrı. Erdoğan'la saygıdeğer hanımefendi ayrı bir sofrada, hane halkı ayrı bir sofrada. Ama işte burada orucunu açarken bir bu hanenin durumunu düşüneceksin, bir de aldığın Mercedes'i düşüneceksin. Bu iftarda şu geçmeliydi. Evet, bu Mercedes işi abartılı olmuş deyip bu satışın, bu alımın iptali yapılabilmeliydi. Yapar mı? Yapmaz. Bu görüntüler onun için propaganda malzemesi. Fakirlikle propaganda olmaz. Fakirin, bir tane fakirin evine giderek fakir dostu da olunmaz. Fakir dostu olmak istiyorsan önce israftan vazgeçeceksin. Fakir dostu olmak istiyorsan önce haramdan vazgeçeceksin. Fakir dostu olmak istiyorsan önce torpilden vazgeçeceksin. Fakir dostu olmak istiyorsan önce 128 milyarın hesabını vereceksin. Fakir dostu olmak istiyorsan beşli çeteye aktardığın paraları geri alacaksın. Fakir dostu olmak istiyorsan fakirin hakkını zengine değil, zengine verdiğin fazlayı alıp fakire dağıtacaksın. Ve ondan sonra Allah'a tuttuğun orucu kabul etmesi için dua edeceksin. Evet, gene zamanı taşırdık. Bir iki konumuz var. Bunları genel kurulda gündeme getiririz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Buyurun. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir fark var. Millet İttifakı'nın içinde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olduğu gibi, Millet İttifakı'nın içinde de demokratik teamüller bir önceliktir. Sayın Genel Başkanımız, Cumhur İttifakı'nın öyle bir derdi yok. Onların adayı benim dedikten sonra artık o tartışılması bile olmuyor. Millet İttifakı meseleyi, seçim kararı alındığında, inşallah bir an önce alınır, meseleyi kendi içerisinde değerlendirecektir. Burada birkaç seçenek vardır. Çünkü biz bu seçimden sonra bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. İki hal olabilir. Birincisinde Millet İttifakı ortak bir çatı adayla seçime, Cumhurbaşkanlığı seçimine yürüyebilir. Bu bir seçenektir. İkinci seçenek ise Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ilk tur bakımından her parti kendi adayıyla seçime gidebilir. Bunlar ittifak oluşturan partilerin sayın genel başkanları ve görevlendirecekleri arkadaşlarımız tarafından vakti zamanında konuşulacak işlerdir. Bu bakımdan şimdiden bir aday ilan etme anlayışı ve durumunda değiliz. Tekrar söylüyorum, Millet İttifakı'nın kendi içinde yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek hususlardır. Hiç şüphesiz Sayın Genel Başkanımız bu makama bizce de en çok layık insandır diye söylemek mümkün. Evet. Böyle bir Sağlık Bakanı'na kalırsa şimdiye kadar Türkiye'ye 60 milyon doz aşı gelmesi lazımdı. Aşı gelecek demişti, gelmedi. Böyle bir tablo var arkadaşlar. Başlangıçta her gün 3, 5, 10, 20 bilmiyorum 100 üzerinden aşı çöpe gitti. Korunamadığı için gitti. Sonra Sağlık Bilimleri Rektörü'nün ya da dekanının söylediği gibi telefon ediyoruz. Boş, yani randevuya gelmeyen vatandaşların kalan aşılarını sağa sola telefon edip çağırıp aşıları zayi etmiyoruz dedi. Ben de dedim ki sağa sola telefon etmenize gerek yok. Her sağlık ünitesinde de sabah 7'de gidip insanlar aşı talebinde zaten bulunuyor. Bunları bir sıraya koyarsınız. En ilk gelenden başlayarak bu insanlara bu aşıları yaparsınız dedim. Şimdi öyle olmuyor bir. İlk 3-4 gün kesinlikle aşılar zayi oldu iki. 3-4 günden sonra da torpilliler VIP listesine göre bir yerlere telefon edilip birilerine aşı yapılıyor. 3, sabah 7'de kalkıp sağlık merkezinin önüne gidip akşam 8'e kadar, 6'ya kadar aşı bekleyen
sahipsiz AK Parti kartvizitsiz vatandaşlarımız da bütün gün o sağlık merkezinin önünde bekledikleriyle kalıyor. 4. Bu bir ayıptır. 5. Evet, sanıyorum bu kadar. Çok teşekkürler arkadaşlar.